Sizlere az önce söz vermiştim bir canlı yayın paylaşacağıma dair. Bir konuda bir yanlış anlama olmuş. Bunu açıklamak istiyorum. Taş toplayın demiştim. Toplanılacak olan taşlar yarın için hazırlık amaçlı toplanıyor. Çünkü yarın saat 10'da videoyu paylaştığımda neden daha önce haber vermedin diyecektiniz. Biz bugün taşlarımızı toplayacağız. Topladığımız taşların üzerine niyetlerimizi yazacağız. Ama bakın tekrar ediyorum. Bugün yazmayacağız niyetlerimizi. Yarın akşam yapacağız bunu. Çünkü bu Hıdrellez için yapılan bir ritüel. Aynı şekilde Dolunay da yarın akşam aslında. Etkileri şu an başladı bakın Dolunay. Dolunay şeklinde görünüyor. Yarın akşam saat 22'den sonra gerçekleşecek Dolunay'da. Ve ay tutulması aynı zamanda. Dolayısıyla biz bütün bu hazırlıklarımızı yarın için yapıyoruz. Daha önce yaptığım çalışmalarda genelde neden daha önce bilgisini vermedin şeklinde tepkiler aldım sizlerden. Çünkü mum hazırlamanız gerekiyor diyorum, bazen taş toplamanız gerekiyor diyorum. Bu sefer gecenin saat 10'unda tam uygulama yapacağınız zaman da taşı nereden bulacaksınız şeklinde problemler yaşanmasın diye size daha önce ayın ikisinde paylaştığım videoda taş hazırlayın demiştim. Taşlarınızı nasıl hazırlayacaksınız? Üzerine yazı yazacağımız şekilde basık taşlar olursa iyi olur. Peki bulunduğu yerde deniz veya göl, dere, nehir olmayanlar var, olmayan takipçilerim var. Onlar da mum ayarlayabilirler. Mum ebatı çok önemli değil ama yaktığınız zaman mumun kendi kendine yanıp sönmesi gerekiyor. Dolayısıyla çok büyük mum kullanırsanız bütün gece yanacaktır. Mum yakarken dikkat etmek gerekiyor çünkü yangına sebebiyet vermek istemeyiz. Dolayısıyla küçük doğum günü mumları ya da hatırlarsanız eskiden elektrikler kesildiğinde bu beyaz mumlardan kullanırdı büyüklerimiz. O mumlardan kullanabilirsiniz çünkü onlar çabuk yanar ve biter. Ya da küçük yuvarlak mumlar var, onlardan da faydalanabilirsiniz. Aynı şekilde mumların üzerine yazacağız. Az önce Azerbaycan'dan çok güzel bir mesaj aldım ve çok mutlu oldum. Hani sizlere diyorum ya, mucizeler her daim ve her yerde bizimle. Bulunduğu yerde deniz veya dere, nehir bir şey yokmuş ve çok üzülmüş danışanım. Demiş ki ben taşları nereden toplayacağım? Böyle bir yer yok. Sonra sokaktan topladığı taşların da olabileceğini düşünmüş. Öyle anlamış benim konuşmalarımdan. Çıkmış sokaktan taş toplarken birden öyle bir yağmur yağmış ki Azerbaycan diliyle yazdığı için öyle yağmur yağdı ki sanki taşları çay kenarından topladım Serap hocam diye yazmış bana. Gerçekten öyle mucizeler her daim ve her zaman bizimle her yerde yaradan arzu ederse gökten denizi de yağdırır yeter ki siz deniz kenarından taş toplamaya niyet edin. Topladığımız taşların sayısına gelecek olursak niyetiniz adedince taş toplamanız önemli veya dediğim gibi niyetiniz adedince mum. Mumların üstüne kurşun kalemle yazacağız. Taşların üstüne de kurşun kalemle dileklerimizi bir iki kelimeyle yazacağız. Sonra nasıl yapacağız? Ne yapacağız? Bu taşlar ne olacak? Mumlar ne olacak? Bunlarla ilgili detaylı bilgilendirmeyi yarın akşam paylaşacağım, Hıdrellez için paylaşacağım videoda bulabileceksiniz. Peki bu akşam video yok mu? Elbette ki var. Bu canlı yayınımdan sonra Dolunay için uygulayabileceğiniz muhteşem bir teknik uyguladığım, bir meditasyon uyguladığım bir videodan faydalanacaksınız. Videonun içerisinde biliyorsunuz dolunaylarla ilgili sizlere daha önce de bilgi vermiştim konuyla ilgili. Bu arada uzaktan çekim yapıldığı için bana yazdığınız mesajları ben şu anda göremiyorum. O yüzden hepinizi çok seviyorum. Eminim çok güzel şeyler yazıyorsunuz şu anda. Hepinize ayrı ayrı teşekkür edip hepinizin kalplerinden, güzel kalplerinden öpüyorum. Muhtemelen daha önceki çalışmaların hiçbirinde bu tekniği uygulamadım. Bu teknik bildiğim ama uygulamayı ihmal ettiğim bir teknikti. Biliyorsunuz dolunaylarda arınmamız gerekiyor, bırakmamız gerekenleri bırakmamız gerekiyor, kurtulmamız gereken şeylerden kurtulmamız gerekiyor. O halde az sonra paylaşacağım meditasyonda arınma meditasyonu yapalım. Etrafta biraz gürültü var çünkü sahildeyim. Dediğim gibi daha önceki kısa videoda paylaştığım gibi hem taş toplamak için hem de biraz deniz havası almak için, statik elektriği nötrlemek, topraklanmak için buraya geldim. İmkanı olanlar yine dediğim gibi bu topraklanmayı yarın gündüzde yapabilirsiniz. Deniz kenarında çıkarın ayakkabılarınızı, şöyle ayaklarınızı bir suya sokun. İnanın o anda vücudunuzdaki bütün negatif elektriği atmış oluyorsunuz. O yüzden
Bu tarz çalışmalara dikkat edin. Dolunay'da arınma dedik. Ne yapabilirsiniz? Evlerinizi temiz tutun. Enerji temiz alanlarda dolaşır. Kötü ve kirli alanlarda negatif enerji dolaşır. Bazı danışanlarımdan çalışmaları yaptığında korku hissettiklerini duyuyorum. Bunlar sizin bilinçaltınızın sizi sabote etmeye çalışmasıdır. Bilinçaltınız konfor alanından çıkmak istemez. O yüzden de sizi bir takım şeylerden korkutur ki yapmayın diye. Hangisinizin kazanacağına siz karar vereceksiniz. Bilinçaltı mı yoksa siz mi? Bu dolunay çok önemli bir dolunay. Hem dolunay hem ay tutulması hem de Hıdır Ellez. Dolayısıyla arınmamız, atmamız gereken, kurtulmamız gereken her şeyden öncelikle kurtulmaya niyet edelim. Ardından Hıdır Ellez çok güzel dileklerinizi yazabilirsiniz. Benim verdiğim ritüeli uygulamak zorunda da değilsiniz ayrıca. Ritüel olarak daha önce büyüklerimizden öğrendiğimiz ritüelleri de uygulayabilirsiniz. Küçük küçük taşlardan yine deniz kenarından toplayabilirsiniz o taşları veya Azerbaycan'daki danışanım gibi çıkıp sokağınızdan bile toplayabilirsiniz. Bu tamamen sizin niyetinizle alakalıdır. Yaradan bizlere niyetimiz üzerine verir vereceği şeyleri zaten. O taşlarla ev isteyen ev resmetsin taşlarla. Veya isteyenler kağıda çizebilirler. Gül ağacının altına bırakmanız gerekiyor bunu ve ertesi gün sabah, yani yarın değil öbür gün sabah, ayın 6'sı sabahı onu oradan almanız gerekiyor. İyilik yapmanız gerekiyor bol bol. Biz Yaradan'dan bir şey istiyorsak biz de verelim ki Yaradan bize katıyla katlayarak çoğaltarak bize geri versin. Kime verebilirim diyorsanız beni bilenleriniz biliyor. Ben sokak canı diyeceğim size yine. Ama tabii ki sokak canlarına verme zorunluluğunuz var mı? Hayır, yok. İsteyenler ihtiyacı olan birine yardım edebilirler. İsteyenler bir büyüğünüz vardır etrafınızda. Kimsesi yoktur. Gidip onun bir evini süpürmek bile bir iyiliktir. Böyle bir iyilik de yapabilirsiniz. İçinizden nasıl geliyorsa, kalbinizden nasıl geliyorsa öyle davranın. Her zaman söylüyorum, eğer kafanızda bir soru işareti varsa, bu soru işaretinin karşısında yapmanız gereken şey sorunuzu sorup kalbinize odaklanmak ve kalbinize ilk gelen cevap doğru cevaptır. Yaradan sizinle kalbiniz aracılığıyla konuşur. Biliyorsunuz şah damarımızdan bile daha yakın bize ve kalbimizle konuşacaktır Yaradan bizimle. Birçok sorunuz vardır halen bu konuyla ilgili, biliyorum kafalar karıştı. Bugün sadece ve sadece dolunay meditasyonunu yapabilirsiniz. Yarın Hıdır Ellez için hem taşlarımızı hem mumlarımızı kullanacağız. Önceden size bu bilgiyi vermemdeki amaç, yarın akşam saat 9'da ben videoyu paylaştığımda saat çok geç oldu. Ben bu saatte mumu nereden bulayım? Ben bu saatte taşı nereden bulayım diye size öncesinde bilgi vermek amaçlıydı. Aksi takdirde Hıdır Ellez bugün değil, yarın olacak Hıdır Ellez. Ay tutulması da yarın, dolunay da yarın. Hepsi yarın canlar. Boş geçmemek için bugünden başlayalım. Zaten biliyorsunuz dolunay meditasyonlarını hep bir gün öncesinde paylaşıyordum. Hıdır Ellez videosunu da yarın akşam tam Hıdır Ellez gününde paylaşmış olacağım sizinle. Her iki meditasyonda da çok güzel bir teknik kullandım. Bugünkinde arınma tekniği kullandım. Yarınkinde de Hızır tutsun elinizden diyeceğiz, yine geçen yıl olduğu gibi. Bu sefer siz de Hızır'ın elini sımsıkı tutun. Dilekleriniz olsun, niyetleriniz olsun. Her şey çok daha güzele doğru gidiyor. Demin verdiğim örnekteki gibi, nasıl ki Yaradan Azerbaycan'daki o danışanıma gökten denize indirdiyse, emin olun sizin isteklerinizi de verecektir. Çok önemli günlerden geçiyoruz. Bu günlerde aklımızdan geçen her şeyi yaşıyoruz. İyi şeyler aklınızdan geçirmeye çalışın. Kötü şey düşündüğünüzde onu da çekersiniz kendinize. O yüzden ne kadar çok iyi şey düşünürseniz, ne kadar iyiye yorarsanız, pozitifte kalırsanız, Yaradan size pozitif olarak düşündüğünüz her şeyi verecektir. Bir diğer konu, videolarımda negatif şeylerden söz ettiğimde sizlerden bazı arkadaşlardan gelen yorumlar var. Sürekli negatif konuşuyorsun diye. Canlar, negatifi temizlemek için negatiften önce bahsetmemiz lazım. Bilmediğimiz bir şeyi nasıl yok edebiliriz ki? Bilmiyoruz ve biz bunu yok etmeye çalışıyoruz. Problem varsa çözüm üretilir. Bir problem var, ben çözüm arıyorum. Problem yoksa çözüm arayışına girmem ki. Benim orada konuştuğum ve kullandığım negatif kelimeler var olan bir problemden söz edip o problemi nasıl ortadan kaldırırız, bundan bahsediyorum. Olumlama ve telkin videolarında da zaten kesinlikle negatif cümle kullanmıyorum. Kullanmadığımı sizler de biliyorsunuz. Mesela bu akşamki meditasyonda acılardan, üzüntülerden, kederlerden söz ettik meditasyon içerisinde. Acılı günlerden, anılardan söz ettik.
Ama o anıyı tespit edip dönüştürmemiz gerekiyor. Bilmediğimiz bir şeyi nasıl tespit edip dönüştüreceğiz ki? Ben size geçmişte yaşadığın herhangi bir şeyi unut gitsin mi diyeyim? Bunu diyemeyeceğime göre önce geçmişte ne yaşadığınızı bulacağız. O yaşadığınız şeyi nasıl yok edip temizleyip dönüştürebiliriz? Bunların üzerinden gideceğiz. O yüzden lütfen negatif kelime kullandığımda kullandığım bu negatif kelimeleri pozitife çevirmek için kullandığımı düşünsün bu yorumu yapan canlar. Ama ben sizin beni çok sevdiğinizi biliyorum. Hepinizin kalplerinde yer ettiğimi biliyorum. Varlığınıza sonsuz şükürler olsun. Bugün çok enteresan, değişik bir canlı yayın yapmak istedim. Sahilden seslenmek istedim size. Beni ne kadar görüyorsunuz? Ne kadar canlı görünüyorum şu anda? Bilmiyorum. Yazdığınız mesajları göremiyorum dediğim gibi. Ama lütfen bu videonun altına bu konularla ilgili bütün yorumlarınızı yazın. Bu yorum, sizin yazdığınız mesajları göremediğim için az sonra bütün yorumları tek tek okuyacağım. Elimden geldi deyince hepsine cevap vermeye çalışacağım. Yarın, bugün, her gün mucizeler size yağsın. Gökten, her yerden, sağdan, soldan, yukarıdan, aşağıdan, her nefes alışınızda içinize mucizeyi çekip her nefes verişinizde etrafınıza mucize olmanızı dilerim. Lütfen sokak canlarını unutmayın. Burada az önce o kadar çok sokak canı vardı ki biraz besleme de yaptık. İnanın çok sevgi dolular. Onlarla birlikte frekansınızın ne kadar yükseldiğini siz de fark edeceksiniz. Korkuyor olabilirsiniz. Korkuyorsanız da siz oraya mamayı bırakın kaçın, yiyeceği bırakın kaçın bir tarafa. O gelir orada onu yer. O onu yerken de yaradan sizi görür. Onun yediğinin misliyle size geri verir. Bundan emin olun. Hepinizi çok seviyorum. O güzel ve mucize kalplerinizden öpüyorum. Az sonra meditasyon çalışmasını yayına girecek. Videoyu dün yüklemiştim ama ayarladım. Az sonra yayına girecek. Yarın da Hıdır Ellez videosu yayınlanmış olacak. Ve bu iki günü, muhteşem iki günü eğer sadece pozitif konuşursak pozitife çekeceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Evet, etrafta çok kötü şeyler bugünlerle ilgili, dolunayla ilgili veya ay tutulmasıyla ilgili kötü komplo teorileri de var, kötü konuşulanlar da var, astrolojik hareketler de var. Biliyorsunuz benim astrolojiyle pek ilgim yok. Benim tek inandığım şey şu ki biz ne düşünürsek hayatımızda da onu çekeriz. Lütfen pozitif düşünün, sadece iyi şeyler isteyin ve bütünün hayrına isteyin. Hep bana demeyin, dükkanınız varsa yandaki komşuma müşteri gitmesin, hepsi bana gelsin derseniz size gelmez, ona gider. Ama siz yandaki komşuma çok müşteri gelsin derseniz ona da gelir, size iki katı gelir. O yüzden bütünün hayrına isteyin dileklerinizi. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Bu kısacık bir canlı yayın oldu, bilgilendirme amaçlı. Tekrar ediyorum, varlığınıza sonsuz şükürler olsun ve hepinizin kalplerinden öpüyorum. Hoşça kalın canlar.